1958 Dünya Kupası'na gittiğimde 10 kupamdan biriydi. Otel Bromma, hiç unutmam, İsveç'te havaalanında bir otel, bütün medya mensupları. Biz dost olduk, arkadaş olduk. Ancak o zaman bizde yayın falan yok Türkiye'ye, ama ben de işte onların yanında radyo, televizyon sunucusuyum falan filan. Ve konuşuluyor, finalde takımları var. Takımlarının 2-3 oyuncusunu izinli saatlerinde getiriyorlar. Herkes röportaj yapıyor. Ben en karlıyım çünkü bizim takım yok. Ben herkesle röportaj yapıyorum. Brezilyalılar iyi de futbol oynuyorlar, başlamışlar. Getirdiler, herkes şunu bekliyor, bunu bekliyor. Getirdi futbolcular. Biri orada falan, Zito fena değil, şu bilmem ne. Bir tane de yedek. Brezilyalı spiker dedi ki, bu dedi Pele dedi, çok iyi bir futbolcu olacak. Şimdiki halde yedek takıma girecek falan dedi. Pele orada oturuyor. Kimse gitmiyordu yanına. Yani bizde Türklük, benim bir de küçük makinem var elimde. Gittim hatta Brezilyalı spikere verdim. Ya bu çocuğa ayıp oluyor dedim. Ne ayıp oluyor dedi. Bunun peşinden koşacaklar. Çok büyük bir futbolcu bu dedi. Ondan sonra. İsmi dedim. Dur ya bir dakika yazalım dedim. Yazdık falan dedim. Peki niye Pele dedim buna böyle. Ya dedi bizde dedi plajda, kaldırımlarda falan top oynanırlar. Top bulamadıkları zaman dedi boşalmış konserve meşrubat kutularıyla oynarlar dedi. Bu çocuk da geliyor dedi meşrubat kutularını böyle koyuyor, bir vuruyor dedi tak 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 pıla 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 diye ses çıkarıyor dedi. Buna Pele ismini koymuşlar dedi filan. Teşekkür ederim dedim. Gittim İngilizce, Fransızca, Ugandaca filan nece konuşursan konuş Pele yüzüne bakıyor. Efendi bir çocuk, çok da kalın bas bir sesi var filan. Oho neydi o filan diyor Portekizce. Geldi bizim Brezilyalı spiker. Sorular sorduk, yanına oturttuk. Gazete verdik, resim çekildi, bilmem ne oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Aldık. Ne sorsan çocuk bir şey bilmiyor ki daha. Uzaktan bir takım laflar söylüyor. İlk kez milli takıma seçilmiş belki. Filan bir gibi. Ve ben bunları aldım, notları da koydum. Ne yalan söyleyeyim, Allah şahidim. Ben Allah'a yalan söyleyemem. Ben çocuğun gönlü olsun diye çektim. Dedi ki dönüşte yazı yazarken Brezilyalı, Brezilya kampı ya Brezilyalı bilmem ne bir şey yazarım diye düşündüm. Pele girdi takıma. Gal maçını 1-0 kazandılar ve golü Pele attı. Herkes kim bu Pele demeye başladı. Tabii ben hemen gazeteye postaladım Pele ile resmimiz, gazeteyle beraber çekmişim. Düşünebiliyor musun? Plan derken Pele bir çıktı, Pele bir çıktı, bir çıktı ve Brezilyalılar şampiyon oldu. 1970'te Meksika'ya geldiler ve üçüncü kez dünya şampiyonu oluyor. İngiltere'yi yendiler filan. Guadalajara şehrinde Metin Oktay, Necmi Tanyolaç, Mehmet Biber. Biz Meksika'da kampa gittik, Brezilya kampına. Basın medya bürosuna müracaat ediyorsunuz. Müracaatımızı yaptık ve dedik ki biz işte Türk basını şudur budur falan. Derken vallahi çok zor bilmem ne, bir resim alıp çıkacağız bizimle beraber, bir resim çekelim. Yalvar yakar derken benim hatırıma gelmedi yani, hazırlayayım zaten. Dedim ki ben resim var dedim Pele'ye dedim ondan sonra. Ama ondan birkaç tane yaptırmıştık. Bu resmi Pele'ye gösterirseniz dedim bizi kabul eder dedim. Bir dakika dedi adam. Bu sırada basın bürosu şefi mi neymiş ona götürdü. Siz bekleyin burada oturun dediler. İçeri gidip gelindi. Saat 15'te sizi bekliyoruz. Gittik bir baktım kameralar kurulmuş falan. Brezilya televizyonu ve Pele Brezilya televizyonuna. Ben yedekken dedi benimle ilk defa bir Türk, bir İstanbul diyordu. O İstanbul falan filan. Ve o hiç konuşamayan Pele İngilizce falan konuşarak bilir. Metin'i anlattık. Bu da bizim dedik Pele'miz gol attı. Metin'den el sıkıştılar filan. Metin İtalyanca sordu. Resimler çektik. Kapalı çarşında giderken bir kılıç almıştık biz. Böyle bir takım hediyeler almıştık futbolculara veririz falan. Ona o kılıcı bunun dedik manası savaşmak değildir. Böyle işte galibiyet, zafer timsali. Hoşunuza gitti. Bir saat 3'te girdik. 5'e mi ne geliyordu? Bütün kurallar falan alt soldu. Fotoğraflar. Aradan vallahi ya 6 ay ya 8 ay ona yani bir yıldan daha az zaman geçmişti. Bir yerde tesadüf Ankara'da bizim Harciye'den dostlarla karşılaştık. Onlardan biri dedi ki o sırada meğerse Brezilya'da görevliymiş.
Ya Brezilya televizyonu sizi kaç kere verdi biliyor musunuz dedi. İşte Pele ile yedekken konuşan Türk falan filan biz de hep seyrettik. Seyredilmiş. O kadar mutlu oldum tabii. 74 Dünya Kupası'na gittik. Pele ile konuşmak istedik. 1500 mü 3500 mü dolar büyük bir para istediler röportaj için. O zaman biz pasaport ve nüfus yerine, vize kartı yerine ben hemen Pele ile Bromma Otel'deki resmi verdim. Biraz sonra telefon geldi. Pele sizi 2'de bekliyor, para istemiyor. Çetin Çeki ile gittik, röportajı yaptık. 78'de Arjantin'de başka şehirdeki maçı anlatmaya gidiyorum. Uçağa bindim. Şanslıyım ben. Pıt dedi. Pele de bindi. Geldi. Oturmaz mı iki sıra arkama? Ben döndüm baktım böyle yaptı eliyle. Tanımadan selam verdi adam nasıl. Hemen gittim. Otel Bromma, Stockholm, İstanbul Türk. Uuu dedi hemen sarıldı. En son 1990'da hafif değil de biraz sertçe alkol kokuyordu maçtan çıkarken. Öbür Pele hep böyle mahcuptu. Biraz daha rahattı. Dedim hatırlamayacaksın. Hatırlamazsan hiç kızmam. Yıllar geçti falan. İstanbul dedi bana. Benim için bundan güzel bir şey olamazdı yani.